Yeniden merhabalar. Renkli renkli, iç açıcı yünlerimiz, tığlarımız, şişlerimiz. Çok istek oldu, güzel yorumlar geldi. Tunus işi olarak yayınlamış olduğumuz örneğin şiş versiyonunu anlatacağız. Aklıma bir fikir daha geldi. Tığ olarak da anlatabilir miyim diye. Bunu da denemek istiyorum. Eğer talep olursa onu da anlatacağım. Nako Vega dokusu güzel, yumuşak, renk geçişleri sonbahar tonlarında bir ipimiz. İp, ilmek ve şiş bilgileri istemeyenler videonun bu kısmını sarabilirler ileriye. İki renkli modeli uygulayacağız. Modelin zeminini ebroli kullanıp üzerine düz veya tam tersini yapabileceğiniz gibi ikisi de düz olabilir. Alize Süperlana klasikti. Renk kodunu hatırlamıyorum ve 4 milimetre şişlerim var. İpin renk numarası 82 417. İlmek sayısı ile ilgili kısmı biraz daha detaylı anlatacağım biraz ileride. Çünkü katları olarak anlattığımız zaman bazen iyi anlaşılamayabiliyor. Örneğimizin katları, 6 ve katları, 5 ve katları, 7 veya katları gibi. Sayısı modelin, modelin dizilimine bağlı olarak, yaprakların dizilimine bağlı olarak değişecek. Ben 6 ve katları olarak yapacağım. Bir adet sağ tarafta bir adet, sol tarafta kenar ilmeği bırakarak anlatacağım. Daha sonrasında bunların ne demek olduğunu ve sayıyı nasıl değiştirebileceğinizi tekrardan bahsedeceğim örneği ortaya çıkarttıktan sonra. İlmeğimi bu defa tek yönden alıyorum. iç ve dış olarak almayı da daha önce defalarca gösterdim. 6 ve katları artı 1 olmak üzere 37 ilmek. 36 sayısı 6'nın katıdır. Kalansız olarak bölünebilir. Yani 6 kere 6 36. işte 36, 42, 48 gibi 6'ya bölünebilen sayılar demek. Kenarlarında bir adet ve başta ve bir adet sonda kenar ilmeği bıraktığım zaman artı bir yani 37 ilmek. Kenar ilmeklerini yapmayacaksam 6 ve katları eksi 1 yani 36 ise eksi 1 35 demek. Kenar ilmeği varsa 37 yoksa 35 ilmek olmak üzere. Bu büyük bir projede 66-72 gibi sayılar olacaktır. Şimdi ben herhangi bir lastik örneği uygulamayacağım. Direkt düz örgü ile örneğe başlayacağım. Siz bir düz bir ters haroşa gibi çeşitli uygulamalarda bulunabilirsiniz. Videoyu yavaşlatmak, hızlandırmak, altyazı var ise kapatmak sizin elinizde telefonlarınızın üzerinde ayarlar düğmesi var. Lütfen oradan yönetin. örnekteki yaprakların arasındaki mesafe ile ikinci sıra yaprakların arasındaki mesafe tamamen bizim elimizde serpiştirerek de örebiliriz sıkı bir şekilde de döşeyebiliriz. Bunları birazdan anlatacağım. Ben 6 sırada bir yaprakları uygulayacağım o yüzden 6 sıra boyunca düz olarak örüyorum. kenar ilmeğini isterseniz sıranın başında isterseniz bitiminde örebilirsiniz nasıl alıştıysanız. İlmeklerimin yönü ters olduğu için ben arka sıradan başlamış oldum. ilmek attığım sırayla birlikte ve bu şekilde düz olarak başlangıç olarak 6 sıra örüyorum. Şimdi örnek tamamen dipte olmasın diye 8 sıra ördüm. Buradaki mesafe tamamen size bağlı. Yaprağın boyunu 6'lı, 8'li veya daha fazla sırada yapabilirsiniz. Kenar ilmeği koyduğum için kenar ilmeğini unutmuyorum. Önce onu örüyorum. Bundan sonraki sayılar örneğe dahildir. Kenar ilmeği hariç. Örneği normal akışında başlatacağım. Siz normalde şuradan da başlatabilirsiniz. Onu da biraz sonra anlatacağım. Kenar ilmeğinden sonra altı ve katları üzerinden o şekilde serpiştirerek öreceğimi söylemiştim. Bu ne demek? Örneğe ait olmak üzere. 1 2 3 4 5 Şu kenar ilmeği hariç 5 adet düz örgüyü örüyorum. Şöyle ikinci ipimden başlıyorum. Karışıklık olmasın. Bazen renkler benziyor. Başka bir ip de kullandım sanılabiliyor. Beyaz kısmından başlayacağım. Renkli ipin beyaz kısmından başlıyorum. Ve buraya bağlayabilirim. Kendisine bağlayın. Yani doladıktan sonra şöyle kayabilir. Sonrasında yine onu gizleyebilirsiniz. Renkli ipimin beyaz olan kısmını alıyorum. İki yaprak arasında 5 ilmek uygulayacağım. Bu kısımda şişle kullanabilirim, tığ ile yardım da alabilirim. Hangisi sizin kolayınıza gelirse. Yaprağımızın boyu 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek üzerinden olacak. Siz bunu söylediğim gibi 8 de yapabilirsiniz 4 de yapabilirsiniz tercihe bağlı Şöyle çok sıkmadan birazcık rahat bırakarak bu örneği düz renk olarak da örüyorlar projelerini gördüm bitmiş projelerini çok güzel bereler hırkalar da yapılıyor ve şöyle 1 1 üzerindeki ilmekten 2 atlamadan 3 4 5 ve 6 ve son olarak sıradaki ilmekten de alıyorum ve 7 7'li bir ilmek sırası kullanmış olduk. 7. sıramız şişteki ilmek sayısı çok da önemli değil. Şimdi ilmek alırken tığdan yardım alabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Bu kısım şişle daha rahat olmakta. Sonuncu ilmekten başlayarak Tunus tığıyla çok rahat olmakta. İsterseniz tığ örgü olarak da uyarlayalım tığ işi sevenleri. Yaprağımızın ipi biraz daha kalın olunca daha hoş ve kabarık olmakta. Şöyle hoş bir görüntü çıktı. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bu yaprakları peluş iplerle puf puf gözüküyor. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bırakıyorum ipimi. Ana rengime devam ediyorum. Renkli ipi bırakıyorum. Şimdi yaprağın ipini bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Yapraktan sonra bir tane ördük diğer ipi içerisinden yürüteceğim. Atlamalı bir görüntü olmasın diye şöyle yaparsak iyi oluyor. Şöyle altında kalsın. Şöyle altta kalsın. 2 Bu defa altından geçmeyeceğiz. Üstünden geçeceğiz. O şekilde dikiş olarak yürüyor şöyle. 3 Şimdi tekrardan Burada kalsın. 4 5. de tekrar altta kalsın. Şöyle dikiş olarak içerisinden yürüttüm. Örnekteki ikinci kısım, birinci kısım sıra sayısıydı. İkinci kısım arasındaki ilmek sayısı. Arasındaki ilmek sayısı çok sık isterseniz 3 bile olur ama çok yığılma olur. 5'li olur daha serbest isterseniz 7 olur 9 olur. Hatta bu yaprakları eton şalların uçlarına atkıların uçlarına berelerin hırkaların kol uçlarına veya sırf kenar kısımlarına bant olarak lastik yerine bile uygulayabilirsiniz. Dümdüz bir hırka örüp etek ucuna ve yandaki lastik kısmına 2 sıra 3 sıra yaprak yapabilirsiniz. Çok da şık olacaktır. Ben şimdi modeli daha iyi anlamanız için şöyle beyaz kısmı atlatıyorum ve şöyle renkli kısmını alıyorum. Tığ ile nasıl yapabilirim onu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 adet ördükten sonra 6. ilmekte 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra aşağıya iniyorum. İlmeğimi çektim. 1 Hemen üzerindeki ilmekten 2 Eliniz alıştığında çok kolay oluyor. Ben şimdi tripota doğru eğilerek örünce birazcık sıkışıyorum. olayın mantığı püfü sayılarında tamamen sizin elinizde. Şöyle dengeli bir şekilde tutabilirim. 5 6 6 adet ve sonuncusu 7 Şurada bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7.si ilmeğim olarak şişimde kalıyor. Şimdi burada daha iyi göreceğiz. Rengi bırakıyorum. Zemin rengimi alıyorum ve diğer rengi de içerisinden yürüteceğim. Nasıl yapıyorum? Şöyle 1 2 2 3 4 ve 5. Evet, içinden yürütme işlemi bu şekilde. Ve şimdi tekrardan bırakıyorum. Tekrardan bırakıyorum ve yeniden alıyorum. Artık aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6.'dan itibaren. Bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sizler için bir şey yaptım. Küçücük bir zahmet yaptım orada. Ee, örnek çok kısa anlatımda olduğu için mesafe olarak renkleri de görün diye keserek devam ettim. Yani renk dağılımı daha hoş göstermek için. Şimdi sıranın sonuna geldiğimiz zaman yaprakta ipimizi kesiyoruz. Dönüşte şuna bağlayabilirsiniz. Evinizde kalmış ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şimdi örneğin Örnek düz bir örgü zaten. O yüzden arka sırası ters olarak örülecek. Şimdi örneğin uygulamasındaki üçüncü kısma geleceğiz. ve şu şişte bekleyen ilmeklerin hepsini renkli iplerin hepsini örerek devam ediyoruz ters olarak birincisi yaprağın boyu ikincisi yapraklar arasındaki mesafeydi şimdi üçüncü kısım şimdi arka arka sırayı ördük ön sırada düz sıradayız üçüncü kısımda yine sizin tercihiniz geçerli olacak bir üst sıradaki yaprakların şu iki yaprağın arasına birazcık damla gibi inmesini istiyorsanız şu arayı 4 sıra öreceğiz. 2 sıra da şuradan kullanacağız. Eğer ucuca gelmesini istiyorsanız diğer yaprağın şu kısmının tamamen şuraya gelmesini istiyorsanız yine 6 sıra öreceğiz. Bu tamamen size bağlı. Diğer bir püf noktası da şu ilmekleri örerken birazcık sıkmamız gerekiyor. Şu ilmeğin birazcık sıkı olması gerekiyor örerken. Ben kestiğim için birazcık gevşek kaldı. Şimdi bu şekilde 4 sıra örüyorum düz olarak. Ben araya damla gibi girmesini istediğim için iki sırayı kayarak aşağıya doğru kullanacağım o yüzden 4 sıra olacak şekilde örüyorum. Evet yaprağımızın üzerinden 1, 2, 3, 4 gidiş geliş sırası ördük. Bir sırada arka sıra örmüştük. Toplamda 5 sıra oldu. Örneğin 3. kısmı. Şimdi son kez. Yaprakları 5 ilmek ara ile dizmiştik. Şurada bir tane kenar ilmeğim var. Onu ayırıyorum. Önce kenar ilmeğini örüyorum. Burada kalan 1, 2, 3, 4, 5. Örneği kaydıracağım ortasına tek sayı olmak zorunda. Dilerseniz bu aradaki 5 ilmeği 7 ilmek yapabilirsiniz. 9 da yapabilirsiniz. Seyreltebilirsiniz. 5'in üzerinden şu 3.ye yaprağı uygulamam gerektiği için kenar ilmeği hariç örneğe ait olan kısımdan 1, 2, şimdi 3. ilmekte yine 1 2 3 4 5 6 Anlatmak istediğim şuydu. Yaprağın uç noktasına değil, iki sıra aşağısına denk gelecek şekilde diğer rengimi alıyorum. Şöyle uzattığımız ilmek düz dursun, dönük durmasın. 1 Yine aynı şekilde. 2'ye birazcık boylarını eşitleyerek, gerdirerek. Ve şöyle Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz ama şişle rahat. Öbür rengimizi alalım. Şöyle tutuyorum. Yine aynı şekilde bir 2 üste çıkararak 3 4 ve 5 şöyle hafif çekerek Bu şekilde tutacağım. Ne yapacağım? Yine 1 2 3 4 5 ve 6 Buradan alarak aynı uygulamayı yapacağım. Yapraklar aralara serpiştirilmiş olacak. Sonra bir üst yapraktan yapacağım. Şunun gibi yine buradan başlayacağım ve böyle simetrik şekilde çaprazlayarak devam edeceğiz. İstediğimiz kadar, istediğiniz yerde kullanın. Hatta onlu sıralarda yapın, iri iri yapın. Bebek battaniyeleri örün. Çok güzel bir görüntüsü olacaktır. Şimdi bir miktar örüyorum. şöyle bir farklılık yaptım modeli bütün yüzeye uygulamadım size de fikir olsun bu şekilde bebek yelekleri hırkalarında berelerde veya farklı projelerde kenar kısımlarında yaprağı uygulayabilirsiniz biraz önce bahsettiğim gibi şöyle kenar bordürü şeklinde 3 sıra yaprağı lastik kısmı olarak süsleme olarak çalışabilirsiniz Yaprakların üzerinden çok hafif ütü uyguladım ve o kabalığı gitti ipim kalın olduğu için ben tripot'un önünde ördüğüm için ilk sıralarda birazcık düzensiz ilmek çekmiş olabilirim. Siz daha düzenli ve güzel yaparsınız, ip kalınlıkları eşit olursa daha da rahat edersiniz. Şu kenar kısmındaki eğim ilmeği örmeden aldığım için kaynaklanıyor. Siz bunu dikiş yaptığınızda bu kısım böyle eğimli gözükmeyecektir. Birer sıra haroşa ördüm. Bu şekilde üst kısma ebruli ipinizi geçişler çizgiler olarak süsleyebilirsiniz, yaprakları serpiştirebilirsiniz. Evet, Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'tan Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Instagram DM'den bana ulaşarak reklam ve işbirliği için yazabilirsiniz. Kanal logoma tıklayarak kanalımın ana sayfasına gittiğiniz zaman oynatma listelerine göz atarak örgü desenlerini kullanabileceğiniz projelere göre sınıflandırdım. Oradan daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Abone olanlar bildirim zilini açarsa anlık canlı yayınlardan da haberdar olabilir. İzleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan herkese tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni ve güzel projelerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.